Yelnya, Ukrayna sınırına yakın bir Rusya bölgesi. Bu uydu fotoğrafının tarihi 23 Ağustos. Aynı yere 1 Kasım 2021'de tekrar bakalım. Değişim şaşırtıcı. Ukrayna-Rusya sınırlarında dolaşmaya devam edelim. Valyuki'ye bakalım. Bu uydu fotoğrafı Nisan 2020'de çekilmiş. Aynı yer, bu kez tarih 17 Kasım 2021. Sınıra biraz daha yaklaşalım. Burası da Kininsi'de bir yer. Uydu görüntüsünün tarihi Haziran 2020. Nokta aynı, tarih farklı. Burada da Rusya'nın askeri bir hazırlık yaptığı göze çarpıyor. Ukrayna'nın doğusunda Rusya'nın desteklediği ayrılıkçı gruplar bu durumdan memnun. Ama daha fazlasını istiyorlar. Ukrayna sınırında daha böyle yüzlerce yer var. Rusya buralara askeri güç yığıyor. Ocak ayında bu kuşatmanın giderek genişlediği ve yoğunlaştığı görülüyor. Şu haritada gördüğünüz kırmızı noktalarda Rus askeri güçleri bulunuyor. Moskova sadece Ukrayna'nın doğusundaki sınırlara değil, müttefiki Belarus tarafında da ciddi bir askeri yığınak yapıyor. Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukashenko, Rusya lideri Vladimir Putin'i destekliyor. Ve Ukrayna başkenti Kiev'in Belarus sınırına uzaklığı 150 kilometreden kısa. 10 ile 20 Şubat tarihleri arasında en üst seviyeye çıkacak olan askeri tatbikat için birkaç bin kişilik Rus kuvveti Belarus'a gitti bile. Dahası da var. Bunlar da Rusya'nın gelişmiş S-400 hava savunma sistemleri ve Belarus'taki tatbikat için Brest bölgesine konuşlandırıldılar. Ukrayna'nın askeri gücüne de bakalım. Rusya ile kıyaslanamayacak ölçüde. Öyle ki Rusya'nın sadece Ukrayna sınırlarına konuşlandırdığı asker sayısı bile Ukrayna'nın toplam asker sayısına ulaşabilir. Her ne kadar 2014'ten bu yana savunma bütçesini artırmış olsa da Kiev'in olası bir savaşta dışarıya bağımlı olacağını söylemek yanlış olmaz. На допомогу Європи ми не розраховуємо. Вони самі це сказали, що вони будуть допомагати нам тільки дипломатично і все. А от на допомогу Сполучених Штатів наче мають давати нам і дають же щось. Джавеліни, Туреччина дає Байрактари, США знову ж міномети нам дає. Допомога буде. Допомога, я думаю, буде, тому що вони розуміють, що це спільний ворог. Bir de 2019'dan bu yana Türkiye'den satın alınan silahsız insan hava araçları var. Rusya Ekim'den beri Ukrayna'nın Bayraktar SİHA'larını kullandığını iddia ediyor. Что касается сообщений о применении вооруженными силами Украины беспилотника «Байрактар» по позициям на Донбассе. Мы сейчас эту информацию перепроверяем. Первые информации каких-либо жертв в связи вот с этими утверждениями о применении «Байрактара» не зафиксировано. Türkiye'nin Ukrayna'ya sattığı SİHA'lar aslında tek taraflı bir ticaretten ibaret değil. Daha kapsamlı bir savunma ilişkisinin parçası. Çünkü SİHA'ların üretiminde Ukrayna'nın da payı var. Ukrayna aslında son yıllarda giderek artan bir şekilde Türkiye'nin en önemli savunma partnerlerinden birisi haline geldi. Belki biraz bunda Türkiye'nin diğer Batı ülkelerinden pek çok teknolojiyi, sistemi, ürünü kolayca alamıyor olmasının da etkili olduğunu varsayabiliriz. Ukrayna, Türkiye için çok önemli bir motor tedarikçisi haline gelmiş durumda. Baykar savunma firmasının geliştirdiği Akıncı insansız hava aracında Ukrayna yapımı motorlar tercih edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna ziyareti sırasında imzalanan anlaşmalardan bir tanesinin de Ukrayna'da bir SİHA fabrikası, bir SİHA tesisi kurulmasını kapsadığına dair açıklamalar var. Türk savunma sanayi firmaları Ukrayna'da son yıllarda faaliyetlerini bir hayli artırmış durumdalar. Dolayısıyla karşılıklı ticaret hacminin savunma sanayinde son yıllarda bir hayli arttığını görüyoruz. Какого оружия у нас не хватает на данный момент? Ну, наверное, высокотехнологичного в первую очередь. Почему? Потому что то оружие, которое несет угрозу, я, ну, такое говорю, как, например, Байрактары. Ukrayna Hava ve Deniz Kuvvetleri'nin elinde yaklaşık 20 adet Bayraktar TB2 olduğu belirtiliyor. Peki bu SİHA'lar olası bir çatışmada ne kadar etkili olur? TB2 hem bir istihbarat keşif platformu hem de üzerine taşıdığı hassas güdümlü bombalarla tespit ettiği hedeflere karşı hemen anında müdahale edebilecek bir platform. Bu kabiliyeti özellikle mobil diyebileceğimiz seyyar, arazide küçük gruplar halinde hareket eden militanlara, silahlı gruplara karşı özellikle etkili olmasını sağlıyor.
Dolayısıyla eğer çatışma Donbas'taki ayrılıkçılara karşı Ukrayna ordusunun operasyonlarıyla sınırlı kalır ise Bayraktar'ın çok daha fazla etkili olabileceğini varsayabiliriz. Ancak Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'yı işgali ya da topyekün bir savaş durumunda Rusya'nın hem sayısal hem de nitelik olarak Ukrayna'ya karşı üstünlüğünden dolayı Bayraktar'ın çok büyük bir denge bozucu ya da sahada çok büyük bir sonuç yaratıcı, fark yaratıcı etkisi olması bana çok olası gelmiyor. Gelelim olası işgal senaryolarına. Stratejik ve Uluslararası Araştırmalar Merkezi'nin yaptığı çalışmaya göre Rusya'nın olası Ukrayna işgali beklendiği gibi 3 cepheden başlayabilir. Kuzeyden yani Belarus'tan ilerleyebilmesi için bu ülkenin demir yollarını da bu operasyona açması gerekiyor. Doğuda zaten Rusya'nın desteklediği ayrılıkçılar var. Rus ordusunun ayrılıkçı milislerin kontrolündeki Donetsk'ten 3 ayrı yöne ilerlemesi öngörülebilir. Güneyde ise Perekop kıstağından Herson'a doğru bir hareket söz konusu olabilir. Peki uzun süredir öyle ya da böyle sakin görünen Ukrayna'da neden birdenbire savaş senaryoları yazılmaya başladı? Yaşamakta olduğumuz kriz Rusya-Ukrayna krizi olmaktan çok aslında Rusya-Batı krizi. Rusya'nın temel amacı NATO'nun başta Ukrayna ve Gürcistan olmak üzere kendi sınırlarına daha fazla yaklaşmasını önlemek ve sınırlarına dönük mevcut NATO askeri yoğunlaşmasını azaltmak. Biden yönetiminin göreve geldiği Ocak 2021 sürecinden itibaren İki önemli olay yaşandı ve bu iki önemli olay Avrupa ile Amerika Birleşik Devletleri arasında NATO içerisinde bir ciddi çatlak yarattı. Bunlardan ilki Amerika Birleşik Devletleri'nin müttefiklerine, Avrupalı müttefiklerine danışmadan apar topar Afganistan'dan çekilme sürecini harekete geçirmesi ve onları boşlukta bırakmış olmasıydı. İkincisi ise Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'e karşı Asya Pasifik'te Avrupalı müttefiklerini dışlayarak Birleşik Krallık ve Avustralya ile bir ittifak yaratması ve bunu güçlendirmesiydi. Hatta o dönemde Fransa'nın Avustralya'ya satacağı nükleer denizaltı ihalesinin iptal edilmesi de sadece Paris'te değil aynı zamanda Avrupa Birliği'ne de ciddi sıkıntı yaratmış ve bu çatlak daha görünür hale gelmişti. Rusya'nın batıdaki bu çatlaktan yararlanmak amacıyla aslında sonbahardan itibaren askerini Ukrayna sınırına gönderdiği öngörülüyor. Bölgedeki birçok kriz gibi Ukrayna krizinin de Türkiye'yi direkt etkilemesi mümkün. Eğer Türkiye Ukrayna ile çok daha derin, kapsamlı askeri ve savunma sanayi işbirliğine giderse ki aslında gidişat da biraz bu yönde gibi gözüküyor. Bu Rusya tarafından daha da artan şekilde rahatsızlık ve hatta belki bir yerden sonra restleşmeye kadar gidebilir. Bu olasılıklar dahilinde. Bunun Türkiye ile Rusya arasında hatırlayalım 2015'te Türk savaş uçaklarının Türk hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle bir Rus jetini düşürmeleri ile başlayan süreçten çok farklı olmayacağına ilişkin değerlendirmeler var. Şu anda Türk silahlı insansız hava araçlarının Donbas üzerinde kullanıldığını Moskova tarafı iddia ediyor. Bunun gerçekleştiğini, bunu havada gördüklerini ifade ediyorlar. Ama açık bir şekilde kullanılıp kullanılmadığıyla ilgili elde bir bilgi yok. Rusya tarafı Ukrayna sınırlarını ihlal ederek bir hareket başlatırsa büyük bir olasılıkla bunların kullanılacağını öngörmek yanlış olmayacaktır. Öyle bir durumda Türkiye-Rusya ilişkilerinin nasıl etkileneceğini 2015'te yaşadığımız örnekten yola çıkarak değerlendirmek de geçerli bir yöntem olarak değerlendirilebilir. Yani o dönem Rusya tarafından Türkiye'ye ciddi bir yaptırım süreci başlatılmıştı. Turizmden ekonomiye, ihracat kalemlerinden, tekrar vizelerin yeniden gündeme getirilmesi gibi birçok alanı kapsayan Türkiye'ye dönük yaptırım akımını görmüştük. Benzer bir şekilde yine yaptırımların olabileceği Rusya tarafından bunların gündeme getirilmesi bir sonuç olarak karşımıza çıkabilir.